Evet Gobeller, şimdi 8. bölümün yani üçgende kenar ortayların 6. köşe taşıyla devam ediyorum bu videomuzda. Hemen şöyle bir alalım 6. köşe taşımızı. Evet, soruyu gördük. Odaklanmasını da bir ayarlayalım. Gayet güzel. Şimdi bakalım ne diyor. ABE açısı şurada bir açıortay olduğunu söylemiş. AB ile BC'nin eşit olduğunu da söylemiş bize. Yani burada bir ikizkenar üçgenimiz de mevcut dostum. Demek ki bu açıortay aynı zamanda gittiği yerde bir de kenarortay olacak, değil mi dostlar? Şöyle giderse bu kenarortay olacak ve aynı zamanda da dik olacak da diyebiliriz. İkizkenar üçgenin kayı kuralından dolayı. Hatta 8,5 ise buranın 4 olacağını söyleyelim. Tabana bir açıya giden. Çünkü burası artık ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. Bu da kenarortay. Bu da kenarortaysa ağırlık merkezi. Burası 2,5 ise bu da 2 katı olacak. 5 dedik. Tabana bir açıya iki özelliğinden. Bakın burada ne çıktı? 3, 4, 5 üçgeni. Demek ki şunlar 3, 3. Yani toplam x 6 geldi. Evet, 2'yi okuyorum hemen. G ağırlık merkeziymiş. Şimdi normalde ağırlık merkezinden geçen doğru bizim için neydi? Kenarortay. Yani burayı 8, 8 diye bölmeli. Ama bu bakın aynı zamanda açıortay da oldu. Kayı kuralından dolayı yükseklik de olacak. Ve bu üçgen kesinlikle ama kesinlikle ikizkenar bir üçgen olacak. Peki ağırlık merkezinin özelliğinden 1'e 2 oranını yapalım. Burası 10 oldu. 6, 8, 10 üçgeni çıktı burada. Burası 6. Yine 1'e 2 oranından x de ne geldi? Denizli geldi. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Bakalım ne diyor? G yine ağırlık merkeziymiş. O halde şu CG dediğim doğru bir kenarortay olmalı kardeşim. Bakıyorum hem kenarortay hem de yükseklik oldu. O halde bu bir ikizkenar üçgendir dedim. Buranın da 12 olduğunu, hatta bunların 6 6 olduğunu söyledim ben. Şimdi şurada da bakın ne var? 1'e 2 oranı vardı, değil mi? Çünkü tabana bir açıya 2 olması lazım. Şurada A dersem bu x dediğim yerin 2A olması lazım. Hatta şunu gördüm. A'ya 2A, açıortayımın ayakları. O zaman kolları da 1'e 2 oranı olmalı. Burası 12 ise buranın 6 gelmesi, buranın da 6 gelmesi lazım. Yani büyük üçgene baktığınızda üç kenarında 12, 12, 12 olduğunu gördüm. Demek ki bu bir eşkenar üçgen. Artık bu benim için 30, 30. Buralarda 30, 30'dur dedim. Ve şurası 60 derecedir dedim. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısını bulmak için köküçe bölüyordum. 2 köküç. A'ya 2 köküç düştüyse 2A'ya da 4 köküç düşecek. Denizli'yi işaretledim. Evet, bu sorumuza geldik. Şimdi G ağırlık merkezi ise bir kere bu BE dediğimiz doğru kenarortay, burası da 3. Sonra şu CD dediğimiz doğru kenarortay, burası 5 ise burası da 5. Sonra tabana bir açıya 2'den burası A ise X dediğimiz yer 2A. Sonra bir de şunu konuşalım. Şu açıortayı da konuşalım dostum. Bakın ikilik ayağı var, üçlük ayağı var. İki ayağına ne düşmüş? Kol olarak 6 düşmüş. 3 katı. O zaman 3L'ye de 3 katı düşecek. 9. Yani benim 3A dediğim yer 9. Demek ki A 3. Bana 2A'yı soruyor. 6'yı paketledim. Ve çevirdim arka sayfamı. 7. sorumuzdayız. ABN. Yani şu BN doğrusu bir açıortaymış arkadaşlar. Burada söylediği üzere. AD ile de DC birbirine eşitmiş. Demek ki BD kenarortaymış. Bunu da söyleyelim. DN nedir diye bir soru soruyor. Önce şu açıortayın kolları oranını yatalım. Ne var burada? 8'e 10. Demek ki şu NC ayağı 8K, NA ayağı 10K. Toplam ne oldu bu uzunluk? 18K. Ve biz bir de şu denizli noktasının tam orta nokta olduğunu biliyoruz. Yani 18K'yı 9K, 9K diye ikiye bölecek. Demek ki burası 9K, şuraya da 1K kaldı. Benden de DN'yi yani 1K'yı istiyor. Ben nereyi biliyorum? AC'yi komple biliyorum. Yani 18K'yı 9 diye biliyorum. K eşittir 9 bölü 18. Yani 1 bölü 2'dir. Cevap Adana'dan gelmiştir. Evet, ikinci sorumuz.
AF kenarortay. Tamam, bu burayı ikiye bölüyor o zaman. BF ile FC'yi ikiye böldü. Bir de şunu vermiş. BD'ye 2K derseniz diyor, DC 5K olacak. Şurası da 5K. Yani şu açıortayı konuşursam hemen, şurası 2M, şurası toplamda 5M. Hatta ikişer katını alalım çünkü 2'ye böleceğim birazdan. Buraya 4M diyelim biz. Şuraya da EC'ye de 10M diyelim. Yani toplam 14M olsun ki, çünkü Fransa noktası burayı 2'ye bölecek. 14M'yi de 2'ye bölersem 7M'ye 3M şeklinde de burayı yazmış oldum. Ve bakın 3M'ye 6 düştü. Demek ki M2 benden BC'yi istiyor. 14M demiştim. 14 çarpı 2'den 28 geldi ikinci sorumun cevabı. Evet, üçüncü sorudayız. Şurada bakın 5, 12, 13 üçgeninden burası 26. 5, 12, 13'ün iki katı. Şimdi BF ile FC eşitmiş. O zaman burası 13. Şuranın toplamı da 13. Hatta muhteşem üçlüden bu da 13. Bakın şu BD'nin, AD'nin pardon, AD burayı 45-45 bölmüş. Demek ki AD bir açıortay. AD madem ki açıortay, kollarının oranı 10'a 24 ise ayaklarının oranı da 10'a 24. Yani 5'e 12 olacak. 5K şurası, 12K da şurası olacak dostum. Ve toplam biz 17K'yı, 17K eşittir 26 diyebiliyoruz 17K'yı. K eşittir 26 bölü 17 çıkar. Peki şurası 5K'ydı. 5 ile çarparsam 26 bölü 17'yi 5 ile çarparsak 5 tane 20, 100, 6, 130 yapıyor. 130 bölü 17'ymiş şu BD. Bize nereyi soruyor? DF'yi soruyor. Şuradaki X diyelim buraya. Bakın şuranın da 13 olduğunu biliyoruz değil mi biz? Çünkü 26'yı 2'ye bölüyor burası. Burası 13. Toplam 13'müş. Bizden 130 bölü 17'yi çıkartmamızı istiyor X'i bulmak için. Hemen 13 ile 17'yi bir çarpalım. 7 kere 3 21 elde var 2. 7 kere 1 7, 1 de elde 9. 1 kere 3 3, 1 kere 1 1, 1 12 2. 221 yapıyor. Bunların çarpımı 130'u çıkartacağız bunda. 1'den 0 çıktı. 12'den 3 çıktı. 9, 0. 91 bölü 17 kaldı. Yani sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, dördüncü sorudayız dostum. Şimdi ABD, ABD. Bakın bu BD doğrusu bir açıortaymış. ABD DBC'ye eşitmiş. Sonra AB'ye 4K derseniz diyor, BC 5K olacak. Bunu da yazalım. Hemen 4'e 5 oranı varsa burada, ayaklarda da 4M'ye 5M oranı olur. Hatta biz bunun iki katını alalım. Şurası 8M'ye 10M olsun arkadaşım. Çünkü toplam 18M 2'ye bölünsün. Şu E noktası da tam orta noktaymış. AE ile EC eşitmiş. Toplam burası 18M yaptı. 9M, 9M. Yani buraya M, buraya da 9M yazdım. Ve bakın M'yi 2 bulduk. Ne istiyor bizden? AC'yi, yani 18M'yi istiyor. 18 çarpı 2'den de Bursa geldi sorumun cevabı. Evet. 6 ve 7'yi gömdük. 8'i aldık elimize. 8 numaralı köşe taşının birinci sorusu. Şimdi bakalım ne diyor bu? Şimdi burada şuraya A birim dersek yukarısı 2A birim olacak. Çünkü G ağırlık merkezi. Hatta burası da A'ymış. Buraya da bir A kaldı. Sonra bu da bir kenar ortaydır. Çünkü G ağırlık merkezi buradan geçen doğru kenar ortay olacak. Bakın şurayı çizersem ben, şunu çizdiğimde şu üçgene odaklanmanızı istiyorum arkadaşlarım. Şu üçgene bir bakınız. Bakın bu üçgende şu GE kenar ortay. Değil mi? Burayı ikiye böldü. Şu adam da kenar ortay oldu. Demek ki şuradaki Lüleburgaz noktası bu küçük üçgenin ağırlık merkezi olacak. Çünkü iki tane kenar ortay kesişti. E bu küçük üçgenin ağırlık merkezi burada da tabana bir açıya iki oranı oldu. 4'e 8 çıkacak. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Ben bunlara iki tane ağırlık merkezinin olduğu soru diyorum. Çift ağırlık merkezli soru. Bakalım şimdi burada bir tane daha var herhalde. Onu da çözelim hemen.
Şimdi G ağırlık merkezi ise şu yukarıdan inen doğru kesin kenarortay. Burayı ikiye böldü. Bakın şu küçük üçgene. BN kenarortay. GD de kenarortay. O zaman şu K noktası küçük üçgenin ağırlık merkezi. Tamam. Şimdi nereyi vermiş? AK'yı 24 vermiş. Önce şunu yapalım. Buraya A dersem burası 2A. Küçük üçgenin ağırlık merkezini kullandım. Şimdi G'de büyük üçgenin ağırlık merkeziymiş dostum. O zaman burası 3A ise burası 2 katı olacak 6A. Ve bakın bize AK'yı yani 8A'yı 24 vermiş. O halde A3. A3 ise şu G'de 3A ya 9 oldu G'de. Şimdi bakın G noktası 90 derece. 90 dereceden inen kenarortay 2'ye böldüğü kendi de bunlara eşit olacaktı değil mi? Muhteşem üçlü diyorduk. Bu 9 ya. Bu da 9, bu da 9 olacak. Yani x 9 çıkacak dostum. Evet, 3. sorudayız. 12'yi gördük oradan. BC'yi de 6 kök 5 diye gördük. Hatta 6 kök 5'i şurada 3 kök 5. 3 kök 5 diye 2'ye de bölelim biz. GL'yi soruyor bize. Önce bir şunu görelim dostum. Şurayı çizdiğimizde, bu uzunluğu çizdiğimde şu CK kenarortay oldu. GE de kenarortay olduğu için şu Lüleburgaz noktası ağırlık merkezi. Yani buraya A dersem burası 2A. Şimdi G de büyüğünün ağırlık merkeziydi. Buraya 3A dersem burası 6A olur. Bunu da söylemiş olalım. Başka da şu anda toplam burası kaç A oldu arkadaşım? 9A. Muhteşem üçlü var değil mi? Bak dik açıdan kenar ortaya indi. Burası toplam 9A olduğu için hipotenüsü de 9A, 9A diye 2'ye bölecek. Şimdi bir de kocaman üçgende Pisagor çakalım soru bitsin. 12 var burada. Burada da 6 kök 5 var. Hemen yapalım. 12'nin karesi 144 artı 6 kök 5'in karesini hesaplıyorum. 36 çarpı 5 yapıyor dostum. 180 eşittir. Şuraya da x diyelim biz hadi. X'in karesi. 18a demeyelim. X kare diyelim. Peki 180 ne? Bunun toplamı 280, 324. 324 eşittir x kare geldi. Şimdi 324 neyin karesi? 18'in karesidir dostum. Demek ki x eşittir 18 çıktı. Şimdi x neresiydi? Şuranın toplamı. Yani 18a. 18a'yı 18 buldum. A'yı 1 buldum. Benden ne istiyor? GL. Şu 2a'yı istiyor. Cevabım 2'den geldi. Evet, dördüncü soruyu okuyalım hemen. Şimdi G ağırlık merkezi ise burayı kesin 2'ye bölüyor. Şurada tabana 1, açıya 2 oranından bunlar da AA oldu. Şuradan uzatırsam ben bu doğruyu, bu da burada kenarortay oldu kesinlikle. Burayı 6 6 diye böldü. Ve bakın şu Lüleburgaz noktası hem AK buradan geçiyor hem de G'den inen şu kenarortay buradan geçtiği için ağırlık merkezi oldu. Hatta bu ne oldu arkadaşım? Burayı bakın 6 6 diye böldü. Şurası dik açı olduğu için dikten inen kenarortay olması sebebiyle bu da 6 oldu muhteşem üçlüden. Yani şurası 2, burası da 4 geldi. Hatta burası toplamda 6 ise G ağırlık merkezi olduğu için bu GC de 12 geldi. Bunu da söylemiş olalım. Bizden ne istiyor bu? LC. L şurası 12 ile 4'ün toplamını istiyor. Cevap 16'dan çıktı. Evet. Çevirdik arka sayfayı. 9. sorudayız. ABC dik üçgeninde. Peki bu bir dik üçgen. BD DE'nin 3 katıdır diyor. Şimdi BD DE'nin 3 katıysa buraya A dersem burası toplamda 3A. Peki. Hatta şuradan biz de bir muhteşem üçlü çizelim mi arkadaşlar? Şimdi burayı 9 9 diye bölsün. Bakın bu kenarortay, bu kenarortaysa şurası tam ağırlık merkezidir. Burası da toplamda 9, 3'e 6 düşsün burası. Hatta burayı da 1'e 2 oranında bölecek. Yani A'ya 2A diyeceğim ki buraya niye? Çünkü toplamda 3A'ydı zaten. Bunun 3 katı olacaktı. 1'e 2 oranında da ağırlık merkezinden dolayı böldüm. Şurada bakın ne çıktı karşıma? A'ya A. Bakın şu üçgenlerde iyi görün diye tarayayım şöyle. Şununla şuna bakın arkadaşım. A'ya A, tık tıka tık tık. Yani 1'e 1, 1'e 1. İkisi de 1'e 1 oranındaysa bunlar benzer üçgenler. Hatta ve hatta eş üçgenler.
6 ise bunun da 3. kenarı 6 olacak. Cevabım Denizli'den geldi. Evet, ikinci sorumuzu okuyoruz şimdi. G ağırlık merkeziymiş. Nerenin? ABC'nin. ABC'nin. Sadece bu üçgenin ağırlık merkeziymiş dostum G. O halde bu AF'yi ikiye böldü. Bir de şuradaki AE ile EB'yi de iki eşit parçaya bölmüş oldu. EG 3. EG neresi? Şurası 3. O halde burası 6 olacak. 2 katın tabana bir açı 2'den. GF 4. O halde burası da 8 olacak. Hatta 6, 8'den 10 gelecek burası. Şimdi şunu da çizelim dostum. Başka ne vermiş? DA, AC'ye eşitmiş. DA. Yani şurası tam 2'ye bölmüş burayı. DA, AC'ye eşitmiş dostum. Tam 2 eşit parçaya bölüyormuş burayı. Peki ben şu kenar ortayı da çizsem. Bu kenar ortay da burayı 2'ye böldü mü? 5, 5. Hatta bakın şuradaki dik açıdan inen kenar ortay oldu. 5, 5. Bu da 5 oldu. Ve bakın tabana bir açı 2'den şurası da 10 geldi şu AG. Yani toplam bu uzunluk 15 oldu. Ve bakın bu 15 dediğim burada 2'ye böldü. Burada 2'ye böldüyse bunun adı artık orta taban. 15 nerenin orta tabanı? X'in orta tabanıdır. Demek ki X 30'dur dedik. Evet, üçüncü sorumuz. Bakalım bu ne diyor? G ağırlık merkezi BG, DF'nin iki katı. Şimdi önce burası 2K ise burası K. Peki BG, DF'nin de iki katı olduğu için burası da K oldu. Bunları bir söyleyelim şimdilik. Peki X nedir diye bir soru soruyor. Şimdi bu kenar ortaysa burayı da 2'ye böldü ve bakın birinci sorumuzun çok aynısı oldu değil mi bu? Şurada kelebek üçgenlerden 1'e 1, 1'e 1'i gördük. Demek ki 10 ise buranın da 10 olacağı belli. Evet, şuna geldik. Şimdi yine muhteşem üçlü yapacağız değil mi? Çünkü dik açı var, G ağırlık merkezi var. Önce şu paralelimi, kenar ortayımızı bir çizelim. Muhteşem üçlü olsun burası. Şimdi buraya K dersem, buranın toplamı 2K olacak. Demek ki bu da K ise bu da K. Yani sonra şu BE de kenar ortaydı arkadaşım. Çünkü ağırlık merkezinden geçiyor. Bak sen burada şunu gör. Şu 4, burayı da 2'ye böldü, burayı da 2'ye böldü. O halde bu 4, AG'nin orta tabanı. AG 8. Şimdi AG 8 ise tabana bir açıya 2'den şurası 4. Dik açıdan inen kenar ortay 12 olduğu için muhteşem üçlüden bu da 12. Bu da 12. Yani x'imiz oldu 24. Pekala. Hadi bakalım 9 numaralı köşe taşını da gömdük. Hemen alalım 10 numaralı köşe taşımızı önümüze. 11, 12, 13, 14, 15. 5 tane daha kalıyor değil mi? 15'ti çünkü değil mi toplamda? Bunu da çözelim. Videoyu burada bitirelim arkadaşlarım. Bir sonraki videoda devam ederiz. Şimdi G ağırlık merkezi ben şu muhteşem üçlüyü bir çizeyim. Şuradan devam ettirirsem. Burası 5. Şimdi burası 3. Toplamda bu uzunluk 15 olduğu için kenar ortay. Burası da 15. Burası da 15 olacak değil mi? Şöyle muhteşem üçlüden. Bu 15 ise bu da 15. Bu da 15. Demek ki X 12 olacak. Evet, ikinci sorumuza geçtik. Ne diyor bu sorumuz şimdi? G ağırlık merkez diyor ve X'in uzunluğu nedir diye bir soru sormuş bize. X neresi? Şurası. X kaçtır diye de bir soru soruyor. Bakalım neler yapacağız? Bu dik üçgen değil tabii ki değil mi? Dik üçgen olmadığı için mecbur farklı bir yol izlemek zorunda kalacağım da. Yani alan mı yapsam diye düşünüyorum. Dik üçgen değil değil mi? 7, 9, 8 diye bir dik üçgen yok. Alanı bulmak istesem 16, 24 U'lu alandan bulurum. U'lu alan çok işime yarar mı? Bilemedim. Yani evet. U'lu alan yapabilirim eğer istersem ama. Bir deneyelim. Başka bir yol var mı diye bir bakayım. Şuradan aşağı bir doğru indirsem burayı 4, 4 diye bölecek. Yemez. Yok. U'lu alandan bulacağım arkadaşlar. Mecbur. Önce U'yu bulalım. Şimdi U neydi? Çevrenin yarısı. U çevrenin yarısıydı. Şimdi bunu da öğrenmiş olursunuz. 9, 7 daha 16, 8 daha 24, yarısı yaptı 12. Sonra alan dediğimiz şey de şuna eşit canım kardeşim. Kök içinde bak U'yu yazıyorsun önce 12. Sonra bu U'dan bütün kenarları tek tek çıkartıyorsun. 8'i çıkar 4, 9'u çıkar 3, 7'yi çıkar 5. Şimdi bak şurada 12 var. 4 ile 3'ün çarpımı da 12. 12 ile 12'nin çarpımı 144.
Dışarıya ne diye çıktı bu? 144, 12 diye çıktı. Ama içeride 5 kaldı. Şimdi bu üçgenimin alanı 12 kök 5. Tamam mı öğretmenim? 12 kök 5'i buldum. Şimdi bu üçgenlerde alanda şöyle bir kural var. Sen üçgenin 3 köşesini ağırlık merkeziyle birleştirdiğinde 3 tane üçgen çıkar ve bu 3 üçgenin de alanı birbirine eşittir. Şimdi toplamda 12 kök 5 ya. O zaman bu da 3, 4 kök 5, 4 kök 5, 4 kök 5. Yani şuradaki üçgenlerin her birinin alanı 4 kök 5 diye parçalandı. E şimdi bu kırmızı üçgenin alanı 4 kök 5'i ben nasıl bulurum normalde? Tabanı 8, yüksekliği x bölü 2 diyerek bulurum. 2 ile 8 gitti, 4 kaldı. 4 ile de 4 gitti, x eşittir kök 5 çıktı. Yani cevabım Ceyhan'dan geldi. Şimdi şurayı da yeni okudum. Basit bir benzerlik uygulaması var diyor. O da nedir? Ben göremedim arkadaşlar onu. Olabilir. Basit bir benzerlikle de çıkabilirdi soru ama ben görmedim. Yani şuradan aşağı belki bir diklik indirirsem yine benzerlik 1'e 2 oranı yapılabilirdi ama yine alanı bulmak zorundaydım. Bence bu yöntem de güzel oldu dostum. Evet, üçüncü sorumuzdayız. ABC üçgensel bölgesinin alanı nedir diye sormuş. G ağırlık merkezi ABC ikizkenar dik üçgenmiş dostum. İkizkenar dik üçgen. Şimdi ben şunu çizdiğimde bu ikizkenar dik üçgende normalde bu doğru kenar ortay olacak ağırlık merkezinden geçtiği için ama aynı zamanda ne olacak? Açıortay da olacak ikizkenar olmasından sebep. Peki burada 45-90 üçgeni var. Bakın burası 4 ise burası da 4 oldu. Hatta 4-4 burası 4 kök 2 oldu. Burası 4 kök 2 ise şuraya 2 kök 2. Bunlara da 6 kök 2. 6 kök 2 geldi muhteşem üçlüden dolayı. E şimdi bu bizim hem kenar ortayımız hem açı ortayımız hem de yüksekliğimizdir. E üçgenin alanını soruyor. E yüksekliği 6 kök 2 bulduk hocam. Tabanı da 12 kök 2 bölü 2'den şu 2 ile kök 2'leri götürelim. Çarpımları 2 yapıyor çünkü. 6 kere 12'den 72 çıksın. Evet, dördüncü sorumuzdayız. Bakalım burada ne yapacağız? Şimdi şuradan hemen yine birinci soruda yaptığım gibi şunu bir çizeyim. Bu bizim kenar ortayımız. Ve biliyoruz ki bu kenar ortay ağırlık merkezinden geçiyor ya. O yüzden kenar ortay muhteşem üçlüden şunları da şöyle eşit böldü. Peki burada bir ikiz kenar üçgen çıktı. 15 ise bu da 15 yaptı. Hatta 15, 15 iki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten şu açımız 30 derece geldi. Bakın 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı ne olur bu durumda? Şurası 60 derece 1 kök 3. Şurası da 1 kök 3 oldu. Şimdi başka. Dur bir saniye. 30'un karşısı 2 değil mi burada? Ha, 2 şurası arkadaşlar. Çok pardon. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 oldu. 60'ın karşısı da 2 kök 3. Şurası da 2 kök 3 oldu. Tamam şimdi oldu. Peki burası 4 ise ağırlık merkezinin özelinden burası 8. Burası toplamda 12 ise şurası da 12 ve burası da 12 çıkacak. Dolayısıyla x ne oldu bakın? 12 ile 12 neye eşit oldu? X ile 2 kök 3'ün toplamına. 2 kök 3'ü çıkartırsam 12 eksi 2 kök 3 çıkar. X dediğimiz uzunluk. Evet. 10. köşe taşını da gömdük. Bir sonraki videoda da kalanları çözeriz artık arkadaşlarım. Ya da yapsak mı burada da ya? Yok ya tamam duralım. Bakayım kaç dakika olmuş? 23 dakika olmuş. Yeterli bir süre arkadaşım. Bir sonraki videoda devam ederiz. Hadi öpüyorum hepinizi.